Günaydın. Zeytine ve zeytin ağacına, zeytin polenine alerjisi olan bir adam olarak zeytinlikler arasında trekkinge çıktım. Tam deli kafa işi, tam. Evet, akıllıca. Ama tabii ki bir amacım var. Çivi çiviyi söker. Güzel olacak. Her şey güzel olacak. Öksüreceğiz, tıksıracağız. Ama enerjiye devam. Oo, mantar. Bir de şu mantar işinden bir anlasam. Ege'de herkes mantar yiyor arkadaş. Çok güzel. Çeşit çeşit yemeğini yapıyorlar. Bu köpekler beni yemez umarım. Oh, mis gibi. Hava o kadar güzel ki. Çok güzel kokuyor. Çek 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 içine Fatih. Çek çek çek. Ağaçların kokusunu çek. Öksürükten geber Fatih. Bu yürüyüşleri her gün sabah Karen okula gittikten sonra, biz gönderdikten sonra yapmak istiyorum. Düzenli hale getireceğim. Düzenli bir zeytin ağacı oksijeni almak istiyorum. Panzer yapacağım kendime olan. Ulan Ege'de insanın zeytin ağacına rastlamaması gibi bir durum var mı? Nasıl böyle bir şeye alerjin çıkar? İlginç. E tabi hep karasal iklimde yaşayınca böyle şeyler oluyor. Zeytin ağacı, zeytin ağacı söyle bana. Ha, panzehirin nerede? Güzel yerler be. Ha? Güzel oksijen ha? Ege güzel yer. Hava bugün tertemiz. O yüzden gece çiğ düşmüş. Sıcaklık farkı fazla aradaki. Gece 5 dereceye falan düşüyor. Gündüz 18-19 derece, bazen 20 dereceye kadar çıkıyor burada. Şimdi o yüzden de fark çok fazla. O yüzden çiğ düşmüş. E bir de yağmur yağdı kaç gündür. Hava daha dün açtı. O yüzden durum bu. Şimdi tabi zeytin topluyorlar. Havanın izin verdiği kadarıyla hasat zamanı. Öyle olduğu için herkes ayakta. Traktörlerle. Yaşlandık be. Yaş 40 oldu be. Vallahi. Ben böyle tırmanışlara gidecektim, trekkinglere gidecektim. Ondan sonra böyle nefes nefese kalacaktım. Mümkün değil. Oo, kekliklere bak. Şuradan çıktılar. Severler böyle yerleri. Kekikler. Yoğun çalılıkların arasına insan giremez. Onları ancak av köpeğiyle bulurlar ama ben biraz avcılığa karşıyım birader. Hoşlanmıyorum. Yazık be. O hayvan da yaşasın ya. Yeterince zaten büyük baş küçük baş katlediyoruz.